Geçmişte oradan onu geliyordu, onu götürüyordu, onu götürüyordu. Ama bunu hep devletimiz de bir taraftan bizlere güvenirken bir taraftan da kontrol mekanizması için geçmişte gerek belediyelerden almış olduğumuz eski ilçe belediyelerinden almış olduğumuz yetkilerle gerekse itirafik komisyonu zamanında almış olduğunuz servis plakalarıyla bu işi yapıyordunuz. Daha fazla sıklaşacağını hepinizin bilmesini isterim. Çünkü ne yapıyorlar? Ya ben bu çocuğu buradan taşıyamıyorum. Gel Ömür sen buradan taşı diyor. İlk yapmış olduğu yönetmelik ben size şunu açıklıkla söyleyeyim. Her şeyden önce ulaşımın dizayn edilmesiydi. Hayır, hepinize ben şahsen teşekkür ediyorum. Çünkü bütün şikayetler bana geliyor. Ve sizlerle ilgili de bir yatırım yapılması gerekiyor. Ben lafı fazla uzatmıyorum. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar, hatasız kazasız günler diliyorum. İşte çalıştığın saatlerde kapatıyorsun yani. Yedi, biz onları da Sayın Belediye Başkanımızla konuştuk. Şimdi herkes burada, herkesin özel arabası yok. Adam kendi arabasıyla ailesine gelmeye gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Bu 7/24 izlenmeyecek zaten. Şimdi bence esasında bu sistemin faydalı olacağını düşünenlerdenim. Çünkü bu sistem gerçekten en değerli varlığımız olan çocuklarımızın tamamıyla güvenliğini, velilerin bize emanet etmiş olduğu bu en değerli varlıkların izlenmesinde, bizlerin onlara vermiş olduğu hizmetin nasıl bir hizmet verdiğimizi biz tamamıyla şeffaf bir şekilde tüm açıklığıyla bu sistem sayesinde tüm velilerimize göstereceğimize inanıyoruz. Sistem aslında güzel bir uygulama. Bunun bizim açımızdan daha böyle esnek ödemeler şartında biraz mesafeli olarak takılması uygundur. Vallahi abi, yani doğru buluyoruz ama işte ekonomik boyutundan dolayı biraz da bizim için zor olacak bu sene. Özellikle şoförlerimizin eğitiminin yanı sıra bu son 6. ayda almış olduğumuz kararla da, UKAME kararıyla da araçlarımızın elektronik güvenlik sistemleriyle donatılması kararı alınmıştı. Önce bir oradan başlayalım. Özellikle kamerayla araçlarını velilerin çocuklarını takip edebilmesi ve online olması uygulaması Türkiye'de ilk defa bizde başlıyor. Bununla beraber kendisini kamerayla interneti olmayabilir, göremeyebilir. Bu velilerimize de SMS'le, bunun yanında diğer elektronik haberleşme araçlarıyla da kendisine çocuk evden çıktı, arabaya bindiği zaman ne diyecek arkadaşım? Velisine diyecek ki mesaj olarak gidecek. Çocuk arabaya bindi. Şu anda arkanızda aracın ön tarafı. Tabi burada 3 tane kameramız. Güzergahı buradan görebiliriz. Bu da aracın içi. Şu anda beni görüyor. Şöyle döneyim. Eve dönüş servisi bindi. Eve dönüş servisi yaklaştı. Eve dönüş servisten indi. Eve gelmedi. Gibi birçok mesajlarımız mevcut. Veli için kolaylık. Bu arada nedir? Servis şoförü ve yardımcı personel. İşte veli evde mi, değil mi gibi sorun ortadan kalkmış oldu. Nasıl buluyorsunuz? Geç kalınmış bir sistem diyebilirim. Türkiye'de olması çok güzel bir şey. İlk biz de uyguladık. Özellikle önünde büyükşehir belediye denetimli araçlara güvenerek çocuklarını teslim edebilirler. Ayrıca araçlarımız velilerin de kontrolüne açıktır. Bilgiler var. Her önüne gelene çocuklarını emanet etmesinler. Çünkü sektörün içerisine korsan tabir edilen insanlar da girer. Ama çok şükür ki bizim Aydın büyükşehir olduğu olalı biz bu korsanların büyük bir çoğunluğunu engellemiş durumdayız. Bu sistemle de inşallah sıfıra indireceğiz. Ama velilerin de bu konuda titiz olmalarını istiyorum. Bu kadar emek var, bu kadar altyapı hazırlandı. Hiç olmazsa çocuklarını verirken bu araç nedir? İzmir'deki araç kamyonet. Düşünebiliyor musunuz? Kamyonet statüsündeki bir araca çocuğu bindiriyorsunuz ve okulun belki de temizlik görevlisi o aracı kullanıyordu. O yüzden en değerli varlıklarımız bizim çocuklarımız, hiç değilse kendileri alın takip etsinler. Kamerayla istiyorsa kamerayla takip etsin, elektronik mesaj sistemiyle mesajla takip etsin. Bu altyapı hazırlanmış durumda.